Ayşe isimli çok fakir giyimli bir kadın yüzünde bir hüzünle manava girer. Dükkan sahibine mahcup bir şekilde yaklaşır. Kocasının çok hasta olduğunu, çalışamaz duruma düştüğünü ve 7 çocuğuyla birlikte aç kaldıklarını ve yiyeceğe ihtiyaçları olduğunu söyler. Murat isimli manav ona ters bir şekilde bakarak derhal dükkanını terk etmesini ister. Git buradan, bir de seninle mi uğraşacağım? Kadın ailesinin ihtiyaçlarını düşünerek lütfen efendim der. Paramız olur olmaz getirip borcumu ödeyeceğim, söz veriyorum. Yani sizden hayrına bir şey istemiyorum. Borç olarak da olsa bir şeyler veremez misiniz? Paramız olur olmaz gelip ödeyeceğim. Çoluk çocuk evde açlar, beni bekliyorlar. Manav Murat ise kendisine bir kredi açamayacağını, çünkü onun eski bir müşterisi olmadığını, kendisinde de bir hesabının bulunmadığını söyler. Hani bugünkü veresiye defteri hesabı, neden sana yapayım ki? O sırada dükkanın dışında bekleyen bir müşteri, ikisinin arasında devam eden bu konuşmayı dinlemektedir. İçeri girerek Murat'a yaklaşır ve ben o kadının almak istediklerine kefilim der. Ailesinin ihtiyacı olan şeyleri ona ver. Bunun üzerine manav çok isteksiz bir şekilde kadına döner. Bir alışveriş listen var mı? Doldurayım bari. Diye sorar. Ayşe, evet efendim der. Tamam der manav. Şimdi onu şu terazinin bir kefesine koy bakayım alışveriş listeni. Onun ağırlığınca diğer kefeye de isteklerinden koyacağım. Dalga geçer. Bir kağıdın ağırlığı ne kadar olabilir ki? Beş gram, 10 gram. Ne kadar olabilir ki? Ayşe bir an duraksar, sonra başını önüne eğer ve çantasını açarak üzerine bir şeyler karalanmış bir kağıt parçasını çıkartır. Ve manavın kendisine gösterdiği kefeye özenle bırakırken başı hala öne eğiktir. Manavın ve diğer müşterinin gözleri terazinin kefesine dikilirken hayretle büyümüştür. Manav müşteriye dönerek kısık bir sesle inanamıyorum der. Çünkü inanılacak gibi değildir. Müşteri de manava gülerken manav çoktan diğer kefeye eline geçeni doldurmaya başlamıştır. Ama nafile diğer kefeyi yerinden bile kıpırdatamamıştır. Terazinin kefesi artık üzerindekileri almayacak kadar dolduğunda çaresiz hepsini bir torbaya doldurur, kadına verir. Kadın da bu duruma şaşkındır. Üzerinde bir şeyler çiziktirilmiş kağıdı eline alır ve okur. Manav bakar ki kağıtta bir alışveriş listesi yok. Sadece bir dua yazılıdır. Allah'ım, neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin. Kendimi senin ellerine teslim ediyorum. Manav taş gibi bir sessizliğe bürünmüştür. Ayşe Hanım kendisine teşekkür eder, dükkandan ayrılır.
ben kefilim diyen diğer müşteri manav Murat'ın eline bir 100 lira tutuştururken her kuruşuna değdi der. Her kuruşuna değdi. Daha sonra bir bakarlar ki Murat'ın terazisinin kefelerinin kırılmış olduğunu görürler. Bu nedenle duanın ne kadar ağır çektiğini sadece Rabbim bilir. Dua bizim için hiçbir maliyeti olmayan bedava bir hediyedir. Anlayabilene, anlatabilene. Nokta, nokta, nokta.